Önce kendimizi tanıtmamızı istedi komitedeki arkadaşlar. Ben Neslihan, DG'de sen adına katılıyorum. Burcu'nun bıraktığı yerden ben de devam edeyim. İşte İstanbul'daki krallığı yıkacağız diyor. Bu söylemler böyle alelade direnişteki çeşitli yaratıcılıklarla çıkmıyor. O yüzden de sizlerin de en iyi bildiği ve şahit olduğu hem yanlarında olarak hem defalarca buraya geldiler. Bir Bakırçay havzasında Agroba işçileri direndi. Orada kadın işçiler direndiler ve hepimizin göz önünde de bir Agroba'yın, bir holdingin hem bütün havzaya hem de memlekette direnişle dayanışan ve yanında konum alan ve çözülmesine dair çeşitli adımlar atan herkesi karşısına alan pervasızca ve çok rahat şiddet uygulatabildiği bütün o ilişki ağlarıyla yani Dikili'deki, Bergama'daki yine Kınık'a uzanan, oradan Soma'ya uzanan ve Umut anlatır birazdan daha da ileriye doğru uzanan bir ahtapotun nasıl kolları uzanıyorsa o şekilde bir havzayı hapsettiği ağlar vardı orada. Buna hepimiz buradan şahitlik ettik. Yine Soma'daki maden işçilerinin mücadelesinden hem orada maden şirketlerine karşı, holdinglere karşı direnirken hem de Soma'da, Havza'da 150 bine yakın insanın yaşadığı bir yerde bütün o köy derneğinden muhtarlığına, camisine, cemevine yani bize ait ve bizim bize ait gibi gözüken ve bizim düzenli olarak girip içerisinde oraları var ettiğimiz yerlerde ne kadar örgütlü olduğunun ve bütün o yerel oligarşik ağların bir parçası olduğunu zaman zaman evimizde, zaman zaman mahallemizde yer ettiğinin çıplak fotoğraflarını çiziyor bize. Bugün Ankara'ya yürüyor Fernas işçileri. Yine bütün adımladığı her metrede aynı ilişki biçimlerinde teşhir ederek devam ediyor. Şimdi bunlardan bahsederken bunların bir anda işte Burcu'nun anlattığı sermayenin onlarca yıllık bir planı etrafında şekilleniyor bu ağlar, ilişkiler, dönüşümler, bu talanın, sömürünün kendisi bir anda bir şirketin bir havzaya yerleşip ben şimdi burada param pulum var ve bir buradan bir iktidar üreteceğim ve bütün havza benim etrafımda köle olacak demiyor. Bu bütün memleket hattında hatta sadece Türkiye ile sınırlamasak dünyanın her yerinde bu ağların kendisinin bir program plan etrafında şekilleniyor. Peki burada biz bu dönüşüm, bu sarmal, bu cendere örgütlenirken hiç meseleyi görmedik mi? Yani nasıl oldu da hiç dirençle karşılaşmadı mı? Bu kadar dizginsiz, özellikle bu dönem bütün direnişlere baktığımızda Sarı Sendika direnirken de gördüğümüz tabloda daha direngen bir sendikada direniş örgütlediğinde karşımıza çıkan tabloda da gördüğümüz şey aynıysa bu nasıl oldu? Yani burada hiç sendikalar yok muydu? Meslek örgütleri yok muydu? Burada partiler yok muydu? Yani burada emeğe dair tutum alan, söz söyleyen, söylem üreten kimse yok muydu? Yani buraları daha örgütlenmeye başladığı anda bugün yapılan gibi daha çomak sokacak, bu ilişki ağlarını teşhir edecek ve bir parça geriletecek ya da o dönem daha rahat geriletecek. Elbette vardı. Bizlerin bağımsız sendikaların burada inşaatçı sendikası var, FETÖ'desen var, Tarım Sen, yine Kataşsen burada. Bizlerin bağımsız sendika olarak kurulma nedenleridir aslında. Bu ağların ve bu ağlar örgütlenirken de buralarda sessiz sedasız, kendiliğinden elbette bir zulme karşı direnişler gördük ama daha orayı geriletecek o cepheyi, o güçlü ağları biraz tekmeleyecek ve teşhir edecek çeşitli örgütlülüklerin zayıf olduğu süreçlerden geçtik. Burada
Bugün bizim de çokça yazılarda ve direnişlerde bahsettiğimiz bir yurttaşlıktan kovulma, yani bir yurttaşlık haklarımızın ellerinden, elimizden alındığı ve bütün o sermayenin, bütün o emperyalist politikaların buralarda çok rahat direnişlere rağmen uygulanmasının çeşitli sebepleri var. Bizler tarihi eskiden almayacağım ama yani bir 80 sonrası süreçte bir neoliberal politikalar hızlıca ve bütün uygulamalarını biz somutta hayatta görürken bir şey daha oldu. Bizler tek tek bütün temsiliyetlerden bizi temsil edildiğimiz ve söz söyleyebildiğimiz gerileyen aygıtın kendisinin paçasından tutup daha mücadeleye ittirdiğimiz bütün kurumlardan, bütün temsiliyetlerden kovulmuş olduk. Bugün İliç'te ortaya çıkan tablonun kendisini de buradan okumak gerekiyor. Köylünün bir kısmının taşeronlaştırıldığı, muhtarın oradaki holdingin emrine sürüldüğü, yine Ali Ağa'da biz çok yakın şahit olduk. Gemi söküm işçileri direnişe çıktığında orada işte çeşitli yöre derneklerinin, insanların, o işçilerin ceplerinden para verip başkanını finanse ettiği, o kurum ayakta tutmaya çalıştığı yerde vardiya tablolarını hazırlayıp işte akrabası, kuzeni, dayısının işçilerin direnişini kırmaya dönük tekrar gemi sökünme, yani oradaki tersaneye geri dönmeye dair buralara kadar bile sirayet etmiş ağlar var buralarda. Bizim gibi mücadeleci sendikaların böyle tariflendiği için böyle söylüyorum, elbette başka bir şey de söyleyebiliriz. Memleketteki kurulma nedenlerimiz aslında bir bu daha sendikalardan kovulmuş olmamız, yine temsiliyetin bir avuç elite, bir avuç sermaye yandaşına ve bütün o sermayenin politikalarına entegre olmuş ve onlarla birlikte sınıfın karşısında konum aldığı yerde biz bu merkezlerin hepsini çok zorladık. Gittik kapılarına, örgütlenme yapmaya çalıştık. Yine direnişler örgütlemeye, bu sendikaları bizleri görmeye zorladığımız çokça süreçler yaşadık. Örgütlenemeyeceğimize dair büyük büyük anlatılar, iknalıklar, tehditler sonucunda da bir buralardan kaçmak yerine bir bağımsız odak yaratmanın ve işçilerin aynı zamanda sendikaları kurabileceğini ve sendikaları yönetebileceğini, sendikaların bir sınıf uzlaşısı, bir patron örgütü haline gelmesinin, bir sendikaların yani kurulma nedenlerine aykırı olduğunu, çünkü sendikalar kavga örgütü olarak kuruluyor, bir sermaye uzlaşı ya da patronla uzlaşı örgütleri olarak değil, ama geldiğimiz süreçte bu karikatürize dedi yani patronun yine de sen yapma, hani karşıda gelme, tam olarak bu iknalığın bizde örgütlendiği yerde birer bu olduğumuz iş kollarında kurulup şimdi geldiğimiz noktada da hepimizin iş kollarında birer mevzi olarak, bugün Antep'te direnen işte bir tek senin, bütün o sarı sendikal pratiklere, tekstil iş kolundaki ve oradaki bir tekrar o çalışma koşullarını hapsedildiği yerde bir tek sen gibi bir bağımsız tekstil iş kolunda bir sendika çıktı Antep'te ve orada şimdi Esenyurt'ta da aynı şeyi duyuyoruz, biz bir tek sen ismini duyuyoruz. Başka yerlerde de sizler de denk geliyorsunuzdur. Bir fiili meşru mücadele zeminde hareket eden bu ana akım sendikal çizginin buralarda artık bu çeşitli pratiklerle de teşhir edildiği yerde burayı yaracak gerçek anlamda bir tekstil işçilerinin mücadele örgütüne dönüşecek şekilde pozisyon aldığında Antep'ten hepimize yansıyan o direnişler ortaya çıkıyor ve bir mevzileşiyor. Yine inşaat iş kolunda bize satılan beşli çete gibi, işte beşli çete, beşli çete anlatısının içerisinde inşaat iş sendikası çıkıyor. Bütün o aslında beşli değil, hani bunların hepsinin bir çete olduğunu, organize olduğunu, örgütlü olduğunu, ama burada öncüsünün eğilmeden birlikte eylediğinde de hak kopartacak, o kuralsız, tamamen
kölelik koşullarını bir parça yaracak ve burada biraz daha kurallı, biraz daha direnme hafızasını diri tutacak pratikler örgütleyebiliyor. Yine DGDS'nin de öyle. Ben size DGDS'nin kuruluş sürecini bir parça anlatsam herhalde bu memleketteki taşeronlaşmanın nasıl geldiğini ve bu esnek çalışma diye tariflenen, bu kuralsız, bu örgütsüz taşeron çalışma nereden çıktığını çok daha rahat anlayabiliriz. Bizler Migros, işte Hedef, Yöntem depolarında çalışırken Liman İş Sendikası'na gidildi. İşte Murat Bostancı'yı tanırsınız. Murat abiler orada bir depolarda çeşitli komiteler, oldukları yerde sorunların çözümüne dair çeşitli komiteler oluştururken Liman İş Sendikası'nın üyeliğimizi almadığı, almak yerine bizlerin işten atılmasından neden olan bir pratiği çok doğrudan biz taşeron şimdi bir parça örgütlüyorlar ama o dönem taşeron işçilerin kimse yüzüne falan da bakmıyordu. Yani gittiğiniz her kapıdan kovuluyorsunuz. Eğer biraz ısrar ederseniz patrona isminiz gidiyor. Siz böyle nokta atışı tespitlerle tak diye kapının önüne konuyorsunuz. Sonrasında Liman İş Başkanı'nın söylediği şey şu, yani Gürsel Doğru, o dönem Teskopi Sendikası'nın genel başkanıydı. Gürsel Doğru'yu nereden duymuşsunuzdur bir kısmınız. Gürsel Doğru'ya biz daha yeni 1,5-2 ay önce Carrefour depodaki taşeronun sahibi olarak bas bas bağırıyorduk. Yani Gürsel Doğru'nun oradaki yasa dışı çalıştırması, işte orada istik önlemlerinin alınmaması, sendikal örgütlenmeyi kırması, işten atması. Şimdi Liman İş Başkanı'nın söylediği o dönem ki, yani biz işte çünkü Migros mağazalarında Teskopi Sendikası örgütlü, Gürsel Doğru ile konuştuk biz. Taşeronla uğraşılmaz dedi bize. O dönem öyle bir, hani biz teşhiri de güçlü yapınca Gürsel Doğru'nun söylediği hani bizi etkiledi. Çünkü aynı iş şeydelerdi konfederasyonda. İkisi de Türk İş'e bağlı. Çünkü Gürsel Doğru ve şeydeki Migros içindeki taşeron şirketin sahibi Veysel Cingöz'ün mücadele arkadaşıydı. O da Teskobi Sendikası'nın yöneticiliğini yaptı. Yine o dönem bizim örgütlenmeye çalıştığımız MBM gibi bir şirket vardı. MBM'in sahibi Mehmet Emin Meriç de Teskobi Sendikası Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştı. İşte Gürsel Doğru da bunların hem kankalık hem aynı ağlar içerisinde yan yana durdu. Aynı zamanda bunu söylerken 2008-2009'lar, aynı zamanda genel başkanlık yaparken de 1996'da, 97'de kendisine taşeron şirket kurmuş bir sendikanın genel başkanı. Şimdi biz bu taşeronlaştırma nasıl girdi hayatımıza hiç direnç gösterilmeden, yani elbette lokal direnişler, çeşitli itirazlar gelişti ama yani bu kadar da sessiz, bu kadar da kütleye kamuda, işte fabrikalarda, hatta sendikaların örgütlü olduğu yerlerde bu bir kısmı sendikalar eliyle, bir kısmı uzlaşı sağlayarak, bir kısmı bu bütün o politikalara sessiz sedasız kalınıp o holding merkezleriyle kurduğu ilişkiler dolayısıyla kaldı. Bir kısmını da kendi içerisinden patronlaştırdı. Bu ağlar içerisinde bakıyorsunuz bugün BSH gibi, işte Habaş gibi ya da bugün Gebze'de 200 çalışanlı yerde 80 taşeron işçi çalışabiliyor. Asıl işi taşerona yaptıramazsınız dendiği halde bir taşeron çalışma örgütleniyor orada. Sendikalın varlığına rağmen, onunla birlikte. O yüzden bu bugün esnekleştirme, bugün çalıştığımız bütün o hak gaspları, yeni gelecek saldırıların örgütlenmesi, bu ana akım sendikalar dediği diye tariflediğimiz o üç konfederasyonun bir TİSK'in, DİSK şeyin, TÜSİAD'ın, MÜSİAD'ın etrafında tam bir uzlaşı içerisinde yan yana birlikte yürüttükleri ve bu bütün o saldırıları, bütün o hak gasplarını ya eski akıl bir sendikal, yani sınıfı tanımayarak eski akıl bir sendikal çizgiyle ilerlemesi, art niyetli olmayanlar için söyleyelim, ama genelinin korkunç bir sınıf uzlaşısıyla devam ediyor. Bugün
Tek Gıda İş Sendikası'nın yürüttüğü Türk İş'e bağlı bir sendika, Polonez direnişi, Ürdünlü bir patron, menşeinin normalde çok bir önemi yok ama yani bir Polonez fabrikasını Çatalca'da öyle bütün Çatalca'nın sahibiymiş gibi davranabilmesinin nedenlerinden bir tanesidir bu ilişki biçimleri kurulan bir sarı sendikacılık pratikleridir. Bugün karşısına izlemişsinizdir videoları, birçoğu tarımda çalışmış, tarımdaki gelir yetmeyince işçileşmiş, Polonez fabrikasına girmiş, 50 yaşında, 55 yaşında da, 40 yaşında da ablaların direndiği bir direniş. Her gün onlarca saldırıya uğruyor, kaburgasını kıracak kadar bir saldırı üretebiliyor. Bugün Türk İş Genel Başkanı çıkıp bir punduna getirip düşürmemiş olsalardı direnişi görmeyecekti. Ve konum almak zorunda kalıyor. Türk İş Genel Başkanı Çalışma Bakanlığı'nı görüntülü aradığında Çalışma Bakanı ertesi gün çalışma müfettişi gönderiyor. Düşünün, bizlerin bugün Fernas direnişinin günlerdir bağırdığı, bizlerin memleketin bütün gündemi nota Carrefour direnişinde bas bas bağırdığımız, bütün o pratiklerini teşhir ettiğimiz Çalışma Bakanlığı bir tane konum alıp söz söylemezken Lezita'da gibi sendikal kırımı kabul ediyor. Oradaki grevci sayısına kadar düşürüyor. Başka türlü bir saldırıyı tekrar organize ediyor pervasızca. Ama bugün bakıyorsunuz Ergün Atalay'ın cümlesiyle, ama devamında işçiler konfederasyonu taraf yapamıyorlar meseleye. Yani bugün Çalışma Bakanlığı'nın harekete geçecek bir konfederasyon başkanının Polonez'deki meseleyi çözecek iradeye koyamaması mümkün mü? Mümkün değil. Yine enerji sahalarından bahsetti burada Burcu. Bu birçok madende de kesişiyor, enerji iş kolunda da kesişiyor. Ciddi bir sendikal, ya o işte TESİŞ'in, enerji iş gibi sendikaların pıtrak gibi bu araziler dönüşürken, gaz örgütlenirken bunlar çağrılıyorlar buraya. İşte Akbelen'de direniş varken aşağıda madende TESİŞ sendikasıydı değil mi Umut? TESİŞ sendikası orada örgütlü, yukarıya doğru Akbelen'in yağmasına dair tek bir konum almıyor. Ama bugün Bağımsız Maden İş Sendikası bir maden iş kolunu örgütlerken aynı zamanda oradaki bir enerji iş kolunu da örgütleme, havza düzeyinde bir örgütlük yaratmaya dönük hamle yapıyor. Oradaki bütün ilişki ağlarına karşı direnebiliyor. Yine Tarım Sen'in kurulmasına orada bir aynı zamanda yerinden etme, mülksüzleştirme, topraksızlaştırma, işçileştirmeye karşı yeni, yani kendisinin dışında da bir sendikanın kurulmasına ön ayak olabiliyor. O yüzden de bu saldırılar böyle çok bir anda yukarıdan aşağı inmiş ve biz burada artık son kertede bir şeyi görmüş, ayıkmış gibi davranmaya gerek yok. Yüzlerce şey sayabiliriz buralarda, direnişler sayabiliriz. Yine bugün apaçık gördüğümüz. Yine bu bütün direnişlerin bugün ortaya çıkmasıyla beraber şöyle bir algının kendisini yıkmak istiyoruz. Yani bu memlekette sınıf yok, işçi sınıfı direnmiyor, işçi sınıfının işte bir siyasallaşmıyor, politikleşmiyor, bir politik talep etrafında örgütlenmiyor gibi uzaya gönderilen mesajların, duaların, temennilerin bir karşılığı olmadığını, bütün bu direnişlerin ve bütün o sadece işçi direnişlerin de değil, işçileşmeye karşı yürütülen bütün gaspın, bütün o hak gasplarına karşı bir hak mücadelesi yürürken burada bir şey açığa çıkıyor, bir ihtiyacın kendisini belirtmeye ve bu ihtiyacı çağrı yapmak için aslında düşmanı tanıyoruz dediğimiz şey, o yüzden bizim kendi yaşadığımız ve bütün memleketteki o direnişlerin, bugün nerede bir direniş varsa mutlaka bir şekilde temasımız, orayı güçlendirecek bir bağımızı kuruyoruz. Çünkü onun Lezita'yla bağını kurmak istiyoruz. Aynı düşmana, aynı ortak hedefe ve aynı söylemle direniyor. Yine başka bir yerdeki köylü direnişinin, o çevre mücadelesinin buradaki mücadeleyle bağını kurmaya çalışıyoruz. Yani binbir emekle bir bunları bir aynı düşmana, aynı hedefle, o parçalı gibi gözüken yerde bir düşman tarifleyip ortak düşmana karşı
mücadele edebilir miyiz? Bu zemini inşa edebilir miyiz? Aslında bütün şeyimiz, çabamız, meramımız bu konferansı yapma nedenimiz de bu. O yüzden de düşmanı tanıyamazsak düşmanı yenemeyeceğimizi biliyoruz. Bu salt direnişlerden de çıkıyor. Carrefour direnişini çok kısa bahsedeyim. Arkadaşlar bahsetmem gerektiğini söylediler. Carrefour bizim 4 yıldır örgütlenme yürüttüğümüz, içerisinde yine Tesco bir sendikasına karşı da aynı zamanda direndiğimiz bir depo ve gıda iş kolunda bütün marketlerinin örgütlü olduğu, bütün deponuların da 4000'e yakın işçinin de 2 tane Teskopis sendikası eski yöneticisine verildiği bir pay olarak oradan dahil edildiği ağlarda 4 yıldır iş kollarını birleştirmeye çalışıyoruz. 4 ayrı iş kolu var. İçerisinde 2 tane taşeron var. Zaman zaman işten atılıyor, zaman zaman durdurduğumuz ama düzenli olarak yılda 2 kez iş bıraktığımız, çeşitli hakları kopartmaya çalıştığımız bir tablonun kendisiyle örgütlenmiş oldu. O yüzden demin söylerken yarım kaldı. Yani biz bir anda bu direnişler çıkıyor gibi gözüküyor ama hani böyle bir yağmurdan sonra mantar bitmesi gibi. Burada yılların emeği var. Biz bunları görmediğimizde işçi sınıfının direnmemiş olduğunu iddia edemeyiz. Bu memlekette insanların direnmediğini, direnme eğilimlerinin olmadığını iddia edemeyiz. O yüzden de bütün bu cepheye karşı, bunu anlattığımız şeyin kendisi tekil tekil yaşadığımız şeyler değil. Bir cephe var karşımızda, bizim içimizden olanları da örgütlediği, bizim gibi gözükenlerin de içerisinde var olduğu bu cepheye karşı bir sınıf cephesini, bir devrimci bir odak, bir siyasi cephenin inşa etmek gerektiğini düşünüyoruz. Bir odak inşa etmek gerekiyor. Bütün hazırlığımızı ve bütün çağrılarımızı, mücadele çağrılarımızı da buna yapıyoruz. Bunu geçen sene konferansta da söylemiştik. Elbette bu bir birlik çağrısı değil. İşçi sınıfın mücadelesine, bir hak kavgasına, bu çeteleşmiş holdinglere karşı mücadele edecek, yan yana durabileceğimiz mücadele arkadaşlarımızadır çağrımız. Birlikte mücadeleyedir. Bugün sendika zemininde bir emek odağı yaratmak için mücadeleci sendikalarla yan yana bu memlekette bu işleri tekil tekil yaşamıyoruz. Burada sorunlar var ve buraya dönük de bir sendikal odak, yani bir emek odağı yaratabilir miyiz? Her yerden bağımsız, herkesten bağımsız, devletinden, sermayesinden ve bir çeşit karikatür olarak var olan eleştirdiğimiz sol yapılardan da bağımsız, bağımsız bir sınıf hareketinin örgütlenmesinin mümkün olduğunu biliyoruz. Bunun yol yöntemlerine dair tartışıyoruz. Asıl ihtiyacın bir siyasi cephenin bütün bu saldırıların önünü kesebilecek, ortak düşmana yöneltebilecek bir devrimci sınıf cephesinin inşasının acil ve kritik olduğunun tespitini yapıyoruz. Teşekkür ederim. Çok uzun konuştuğumu düşünüyorum.